Dünya borsalarında kar satışları devam ediyor. Risk iştahında bir bozulma yok. Enerji ve havayolu şirketlerindeki yükseliş normalleşme temasının halen çalıştığına işaret ediyor. Altın kritik seviyelerin altında işlem görmeye devam ediyor. Ama iyi haberlerin büyük ölçüde fiyatlandığı piyasalarda %10 civarı bir düzelme beklentisi artıyor. Satış için katalizörün ne olacağını henüz bilmiyoruz. Ek destek paketinin gecikmesi ya da güdük çıkması satış için bir bahane olarak kullanılabilir. Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasaların gerisinde kalmaya devam ediyor. Genele yaygın bir satış dalgası söz konusu değil. Ancak yabancı ağırlığı yüksek özel bankalar ve holding hisselerinde %2'ye yaklaşan kayıplar dikkat çekiyor. Otomotiv hisseleri ve kamu bankaları günün yükselen yıldızı. Haber akışında pozitif ayrışmayı destekleyen bir gelişme yok. Amerika vadeleri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Türk lirasının güçlü seyri borsadaki gerilemenin sınırlı olacağına işaret ediyor. Endeks için destek olarak 1520, direnç olarak 1560 seviyesi öne çıkıyor. Yabancı ağırlığı yüksek şirketlerin geride kalmasını borsa için ayı sinyali olarak görüyoruz yerleşik yatırımcı alışlarıyla BIST 30 dışı küçük şirketler kısa vadede pozitif ayrışmaya devam edebilir. Ancak bu segmentteki fiyatların genelde şişmiş olduğunu söyleyelim. Satışların derinleşmesi durumunda 1510 seviyesinin zarar durdurmak için kullanılmasını öneriyoruz. Şirket bazında beklentileri yenen ve güçlü bir 2021 görünümü açıklayan logo öne çıkıyor. Endeksi yenmesini bekliyoruz. Dördüncü çeyrek sonuçları beklentilerin altında kalan Selçuk eczada sınırlı negatif tepki bekliyoruz. Şirketin nakit akışı güçlü gelmeye devam ediyor. Sat önerimiz sonrası endeksin %40 gerisinde kalan Selçuk Eczacı için tavsiyemizi tut olarak güncelliyoruz. Türkiye Sigorta'nın veri sonuçları güçlü bir operasyonel performansa işaret ediyor. Ancak dünkü performans iyi haberin büyük ölçüde fiyatlandığına işaret ediyor. Vergi sonuçları zayıf gelen Emlak GYO hisselerinde negatif tepki. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.